Aa, bir dakika ya, çok heyecanlandım. Bir dakika. Bana bir dakika verin çabuk. Podcast çekmeyeli o kadar uzun zaman oldu ki ve şu an böyle birden girdim. Dedim ki ya kafamı dağıtmam lazım. Hemen podcast çekeceğim. Hemen bir şeyler söylemek istiyorum herkese diye. Şu an geç oldu saat. O yüzden böyle bunu hep video olarak çekiyordum. Hani yüzümü göstererek çekmek istiyordum falan filan. YouTube'da da yayınlarım falan diyordum ama şu an çok o modda değilim. O yüzden dedim ki ya dilediğime konuşayım ve ses kaydı. Böyle daha çok safe hissettiriyor. Yani şu an kahvemi aldım yanıma. Mumumu yaktım ve hani o loş ışıkta şu an ses kaydediyorum ve çok hoşuma gidiyor bu ortam zaten. Son zamanlarda başımdan çok şeyler geçiyor. Yani zaten böyle uzun süredir kaygılı olduğumu biliyorsunuz. Bunu podcast'te de konuşmuştuk, YouTube videosunda da konuşmuştuk ama hani onu biraz kontrole almış gibiyim. Tabii ara ara geliyor ve hani bu durumu yaşayanlar çok iyi bilir. Bir ara ara geliyor aslında ama onu biraz daha kontrol altına almış gibiyim şu anlık. Ama sadece bunu çok dile getirmedim ama kısa zaman önce ailemden birisini kaybettim. O yüzden çok ani bir kaybedişti. Yani tabii ki de kaybetmeler, birisinin hayatını kaybetmesi veya şey olanlar gerçekten ani oluyor ve hiç anlamıyorsunuz nasıl olduğunu. Bir şok etkisi yaratıyor tabii. Ben de o haberi yaklaşık 2 gün önce sanırım. Evet, 2 gün önce hani sabaha karşı böyle seslerle o çığırış bağırışları aldığım için birden böyle insan neye uğradığını şaşırıyor ve bir şok geçiriyor. Hani zaten o gün hiç kendimde değildim. Onun şoku, dedemi kaybetmemin şoku hepsi üst üste geldi ve hani daha yeni yeni. Çok fazla böyle negatife de girmek istemiyorum çünkü podcast'te bu kadar negatif konuşmak istemiyorum ama aynı zamanda burası benim biraz günlüğüm gibi olduğu için, birazcık böyle içimi dökme yeri gibi olduğu için bunu birazcık daha yapmak istiyorum galiba podcast'te. Tabii ki YouTube videolarında hiç daha bu kadar negatif değilim veya negatif şeyler konuşmuyoruz ama ya dediğim gibi YouTube benim böyle sesli ve videosal günlüğüm gibi. Ya bunu sizinle paylaşmayı da çok seviyorum tabii ki de. Çünkü burada bir arkadaş gibiyiz. Yani arkadaşlar hem iyi zamanda hem kötü zamanda birbirini oluyorlar. Ne kadar sıkıcı konuşuyorum. Kafayı yiyeceğim şimdi. Neyse işte hani zor bir gün geçirdim. Etkisi tabii ki de hani sürüyor ama zamanla unutuyorsun. Zamanla kendi yaşamına dönüyorsun tabii ki de. O yüzden hani biraz daha iyiyim. Dedim ki hemen podcast çekeyim. Birkaç şey hakkında konuşalım. Ben kendi içimi dökeyim. Siz ne yapıyorsunuz? Bunu YouTube'da da yayınlarsam altta yorumlarda ne yaptığınızı yazın. Hem onlar hakkında konuşalım. Birkaç gündür bu aralar filmlere sardım ben bu arada. Hani film kültürümü genişletmek istiyorum biraz. Letterboxd'ı indirdim. Letterboxd'da hani hem yorumluyorsunuz hem puan verebiliyorsunuz hem de böyle izlediğiniz veya izleyeceğiniz listesini oluşturabiliyorsunuz. Bence çok tatlı bir uygulama. Hani bunun önceden çok görüyordum Letterboxd'ı ama bunun bu kadar tatlı bir uygulama olduğunu düşünmüyordum. Ben böyle not almayı zaten birkaç kitaplık bir gerçekten günlük şeyim var. Böyle kendi kafamdan hani günlük gibi dedi. Hani sevgili günlük gibi başlamıyorum olaylara tabii ki de. Hani kendi kafamı böyle boşaltmaya yönelik. Hani bir şey hakkında karar vereceksem veya bir şey kafamı kurcalıyorsa karar vermemde çok yardımcı oluyor bu arada. Yazmak gerçekten çok yardımcı oluyor. Hani günlük gibi yaparsanız bir yerden sonra şey gibi oluyor. Ya her gün aynı şeyi yazıyorum hani. Her gün aynı şeyleri yapıyorum deyip biraz tribe girebiliyorsunuz. O yüzden günlük gibi değil de ya da kendi her gün gibi bir şey koymaktansa, görev koymaktansa hani onu biraz daha ne bileyim 2 günde bir, 3 günde bir veya aklıma geldiğince veya hani o moda girdiğim süre boyunca yazacağım derseniz daha yararlı oluyor. Bunu göreceksiniz bu arada. Hani oraya yazıyorum falan ve şeylerden hoşlanıyordum zaten not almaktan, şey yapmaktan falan. Letterboxd'da bayağı hani film kültürümü genişletecek gibi duruyor. Daha yeni indirdim. Dün akşam bir tane film izledim. Filmin adı Your Name Angabat Heroin diye bir tane film. Birazcık daha LGBTQ temalı bir film. Bu arada sanırım Tayvan yapımıydı yanlış hatırlamıyorsam. Tayvan yapımları böyle Tayvan, Tayland,
O yapımlar Boy Love olarak böyle bayağı ünlü, herkes izliyor neredeyse. Ama ben çok sevmiyordum Boy Love, yani Tayland şeylerini falan. Birazcık cringe geliyordu aslında. Ama daha sonra birisinden gördükten sonra dedim ki izleyeyim. Ve ya benim şeyler çok hoşuma gidiyor. Mesela Call Me By Your Name'de de öyleydi. Yani o sinematografisi, o sarı ışık var ya, hani o sarı ışık temalı, yani o sarı ışığı nereye koyarsanız her şeyi romantize ediyor ve bu benim aşırı hoşuma gidiyor. Şu anda ortam öyle o sarı ışıkla. Gerçekten benim gibi insanlar bunu çok iyi anlayacaktır. Ben her şeyi romantize edebilirim aslında. Gerçi hayat bunu gerektiriyor bu arada. Yine salak triplere gireceğim ama yani hayat gerçekten bunu gerektiriyor diye düşünüyorum. Yani bazı şeyleri romantize etmen gerekiyor gerçekten. Ben de böyle küçük şeyleri çok romantize etmeyi çok severim. O yüzden çok güzeldi. Filmi izlemek bayağı keyifliydi bu arada. Bazı yerler tabii ki de sıkıcıydı, şeydi falan. Ama yani konu genel olarak, hani çok fazla şeye girmeyeceğim. Tabii ki de ayrıntıya girmeyeceğim. Ama konu genel olarak yani gerçekten karşılıksız aşkı anlatıyor. Aslında karşı taraf da ona sevgi besliyor ama hiçbir zaman bunu söyleyemiyorlar. O zamanki dönemde yaşadığı şeyler dolayısıyla falan, ama bir taraf o kadar aşık ki yani onu sezebiliyorsunuz ve şey yapıyorsunuz ya. Tamam, filmler bazen abartılı olabiliyor. Wattpad kitapları gibi diziler falan gerçekten abartılı olabiliyor ama yani şey diyorsunuz ya, gerçekten hani böyle seven biri o çıkabilir mi? Yani gerçekten hani aşk bu. Hani hissedebiliyorsunuz. Herkesin aşk tanımı farklıdır bu arada. Hani kesinlikle bunu şey yapmıyorum ama gerçekten hissediyorsunuz böyle onu. Yani o karşılıksız aşkı, aşık olduğu insan için her şeyi yapabileceği şeyi hissedebiliyorsunuz ve gerçekten filmin sonlarına doğru dönem atlıyorlar, zaman atlıyorlar falan ve işler daha tatlı şeylere ilerliyor falan ve çok güzeldi, çok keyifli bir filmdi. O yüzden yani bayağı şey yaptım, Letterboxd'ıma ekledim, hemen puan verdim falan. Çok zevkliydi bunu yapmak. Hani bu zamanlarda, bundan sonra galiba birazcık öyle yapacağım gibi, birazcık film kültürüm mü değildi yani, daha çok film izlemeyi daha genişletmek istiyorum açıkçası. Ben daha çok dizi insanıydım. O yüzden hani hep dizi izlerdim, şey yapardım falan. Çünkü filmler hani alışıyorsun ve çok güzel gidiyor. Çok beğeniyorsun ve bitiyor. Anladınız mı? Yani ben bu arada tekrar tekrar izlemeyi de çok severim. Bu benim için çok problem olan bir şey değil aslında. Ama yani bitiyor ya ve böyle şey oluyorsunuz ya. Bitti, hani ilerlemeyecek bu. Tamam, devam filmleri falan oluyor ama aynı kıvamı vermiyor gerçekten. Hani aynı kıvamı veren, bu arada gördüm, Harry Potter tabii ki. Sonra Yüzüklerin Efendisi, Alacakaranlık. Bunlar kesinlikle hani hangi filmden, hangi şeyi izlerseniz izleyin gerçekten o kaliteyi hissedebiliyorsunuz. Hangi serisini izlerseniz izleyin. Ama bazı filmler var ve bunu ilerletemiyor ve çok sinir oluyorsunuz. Ve hani birinci serisi, yani serinin birinci filmi mükemmel oluyor. İzlemesi, her şey mükemmel oluyor ve sonrası berbatlaşıyor, sonraki seriler falan, ve insan gerçekten üzülüyor. Bu yüzden belki de filmlere çok fazla yanaşmıyordum. Bilmiyorum. Belki de şu an uydurdum, bilmiyorum ama yani film izlemeye çok yanaşmıyordum açıkçası. Hani diziler daha çok şey yapıyor. Tabii ki de dizilerde öyle hani sonraki bölümler gerçekten salak salak şeyler oluyor ve şey yapıyor. O sürekliyi sağlamak gerçekten çok zor oluyor ama yani diziler daha çok bana haz veriyordu sanki. Yani öyle düşünüyorum. O yüzden bakalım bu 2024'te ne kadar film izleyeceğim, ne kadar dizi izleyeceğim, onları şey yapmak güzel olacaktır diye düşünüyorum. Bakalım, sizinle de paylaşırım. Yani bu podcastlerde falan yaparsak film diziyi konuşabiliriz aslında. Sonra yani uzun zaman sonra böyle gerçekten midemi bulandıran olaylar var. Onları söylemek isterim. Aslında bunun hakkında konuşmak çok hoş mu, onu da bilemedim ama Epstein olayı. Yani herkesin şu an konuştuğu, gerçekten dünyanın gündeminde olan Epstein diye mi adamın adı okunuyor bilmiyorum ama yani çok fazla araştırdım gerçekten adamı, her yerde okudum, şey yaptım falan ve Netflix'te bir tane belgeseli var. Belgeseli izleyeyim dedim ve içim bulandı. Gerçekten hani uzun zaman sonra içim bulandı. Ben böyle seri katil filmlerini, belgesellerini izlemeyi çok severim bu arada. Hani ama bu
bunu izlerken yani gerçekten içim bulandı, çok rahatsız hissettim ve gerçekten belgeseli bitiremedim bu arada. Hani genel olarak bir P-word mi diyeyim, bunu söylemek çok mu doğru olur bilmiyorum. Hani P-word hani anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Bu temalı ve gerçekten böyle taciz, cinsel tacizin çok fazla olduğu bir olay ve gerçekten bu dünya ünlüleri kapsayan bir tane liste yayınlandı ve ünlüleri kapsayan bir sürü ünlü var. Yani o adamla connected olan, o adamla bağlı olan bir sürü ünlü var ve yani gözlerime inanamadım kimleri olduğunu. Çünkü bürokratlar, herkes, film, dizi yani kültüründe sahibi oyuncular hepsi o film, o listedeydi. Yani ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama ya, Türkiye'den de bunlar var ve olay çok fazla yerlere ulaştı. Hani 1999 depreminde kaybolan çocuklardan, Hatay depreminde kaybolan çocuklara, her şeye evrildi ve anlatabiliyor muyum, çok içim bulandı yani bunları görürken, gördüğümde. O yüzden belgeseli de bitiremedim, bu konu hakkında da konuşamıyorum yani. Çünkü bir ara şeylerde de çıkmıştı hani bu app'lerde, bu Trendyol gibi, Amazon gibi satış yapılan yerlerde hani saklı olarak yani bir ürün yapıyorlar ve ürünün fiyatını değiştiriyorlar ve hani title'ını değiştiriyorlar ama hani title ve description'lara şey ekliyorlar, böyle sanki çocuğu tasvir eden şeyler, hani o çocuğun görüntüsünü tasvir eden şeyler ekliyorlar aralarına ve gerçekten aleli bir şekilde mesela bir tane sandalyeyi ne bileyim 10 milyon dolara satıyorlar ve alınıyor bu. Hani bir sandalye neden 10 milyon dolara satarsın, anladınız mı? Hani bu fiyatlandırma olayı da bu, yani çok içim bulanıyor, gerçekten aşırı içim bulanıyor bu olayı anlatırken falan da. Hani araştırmak isteyenler, gerçekten YouTube şu an full efsane olaylarıyla dolu, hepsini izleyebilirsiniz. Ben çok fazla ekstra anlatmak istemiyorum çünkü gerçekten içim bulanıyor anlatırken falan. Bunu merak edenler kesinlikle gidip bakabilir, onlardan araştırabilir. Ve son zamanlarda böyle bir şey çoğaldı. Hani ben böyle TikTok'ta yine böyle insanlarla konuşmak için, kafam dağılması için yayınlar açıyorum, tamam mı? Hani siz de TikTok'u bulabilirsiniz, oradan gelebilirsiniz, birlikte konuşabiliriz oradan. Bana gözlüğü çok yakıştıranlar oldu. Ben hiçbir zaman böyle kendime bazı şeyleri yakıştırmam. Mesela bu nesnel bir fikir, kesinlikle öznel değil. Şapka bana yakışmıyor. Yani kesinlikle saçma bir kafa yapım var ve şapka asla yakışmıyor. Ya da ben yakıştıramıyorum diye değil. Hani gerçekten sorum. Çevremdeki insanlara da soruyorum bunu. Ya şapka yakışıyor mu bana? Asla yakışmıyor. Hani o yüzden, ama yakışması en çok istediğim şey şapkadır bu arada. Şapka takmayı çok isterdim ama maalesef. Onun dışında hani gözlük de onlardan bir tanesiydi. Böyle şey gözlüklerinden bahsetmiyorum, güneş gözlüklerinden değil de böyle normal o numaralı veya dinlendirici veya başka bir şey. Benim her zaman kullandığım, şu an işimden dolayı full ekrana bakmak zorundayım. Ya gün içinde fazla ekrana bakıyorum. O yüzden hani gözlerim gerçekten acıyor ve deliye dönüşüyorum yavaş yavaş. Böyle sinemaya gittiğimde falan o mavi ışık önleyici, o gözlüklerimi takıp da gidiyorum, şakasız bu arada. O yüzden hani böyle yayında şakacıktan bir takayım dedim. Ve birden hani normalde çok fazla insan izlemez, böyle 10 kişi falan izler, belki daha az falan. Birden 80'e yükseldi. Yani o zaten o yayın akışını biliyorsunuz. Hani şeyiniz geçtikçe, TikTok'ta rol yaptıkça bazı insanların canlı yayın akışı önünüze düşer. Birden öyle bir olay oldu ve gerçekten inanamadım. Hani gerçekten gelenler de hani gözlüklü gözlüksüz böyle yorumlama şeyi yaptım ve herkes gözlüklü beğendi. Hiçbir fikrim yok. Hani bilmiyorum. Hayatıma gözlüklü olarak devam edebilirim bu arada. Çünkü bu arada bir de benim gözlük kullanmam gerekiyor aslında sağlıklı açıdan. Çünkü sol gözüm, ben tek gözlü yaşıyor olabilirim bu arada. Hani çünkü sol gözüm 0-3 numara. Astigmat, göz tembelliği, her şey bulunuyor neredeyse. Sağ gözüm 0-25. Ben sağ gözüm kapattığımda gerçekten önümdeki yazıyı okuyamıyorum yani. Öyle bir olay var. Önceden gözlük kullanıyordum. Ama daha sonra şeyi fark ettim. Gözümün bir tarafı Sürahi Nine diye bir karakter vardı, biliyor musunuz? Sürahi Nine'nin o kavanoz dibi gözlüğü gibi oluyordu. Hani bir gözüm çok
büyük, bir tanesi küçük yani. Diyorum, ve ben onu kullandım. Lise 3. sınıf mıydı? Evet, lise 3. sınıfta ben onu bir süre kullandım. Dışarıda hep öyle geziyordum, hep öyle kullanıyordum. Yani dedim ki Emre, Emre nasıl onu kullandın, insan için nasıl çıktın falan diyorum. Böyle kendime çok kızmıştım. Sonra onu bıraktım. Aslında böyle yani ev içinde falan normal evde insan için çıkmadığım zaman kullanmayı düşündüm aslında. Ama sonra kaybettim. Neyse şu an belki giderim yine doktora, bilmiyorum. Şu an mavi ışık önleyici gözlüğü kullanıyorum. Bilmiyorum, herkes çok yakıştırdı. Belki numaralı gözlük alabilirim böyle. Güzel ve hayatıma gözlüklü Emre olarak devam edebilirim. Yani ya, insanların düşünceleri tabii ki de hani, çünkü ben sosyal medyayla ilgileniyorum ve sosyal medyada zaman geçirmeyi çok seviyorum zaten. Bu insanları memnun etmek gibi de değil. Hani orası benim günlüğüm gibi olduğu için tek benim motivasyonum ileride böyle günlük gibi onlara bakıp neler yaşadım görmek. Tabii ki umarım Instagram, YouTube her şey böyle uzun sürer ve onları böyle bir arşiv olarak görebiliriz aslında, ama bakalım yani, tek motivasyonum bu arada. O yüzden tabii ki de kendini nasıl rahat ediyorsan ve nasıl şey yapman daha çok önemli aslında, ama bilmiyorum, belki ileride gözlük kullanabilirim diye düşünüyorum. Böyle akıcı bir sohbet oldu aslında. Umarım sıkılmamışsınız ve bu zamana kadar dinlemişsinizdir. Ama böyle çok fazla yiyip bitirmek, hızlı tüketmek istemiyorum. O yüzden bu podcast biraz daha kısa olabilir diye düşünüyorum. Çünkü hem YouTube'a atacağım, hem tabii ki de Spotify'a da atacağım. Neden bıraktım diyorsanız eğer, çünkü bir monetizable olayı var, yani para kazanma olayı var Spotify'da ve o bizim ülkede desteklenmiyor ve birazcık motivasyonu kaybetmiş olabilirim bu konuda. Tabii ki de podcast'in çok fazla ayrı durumu var ve o içinizi dökebilme olayı var, ama bir yerden sonra o motivasyonunuzu kaybediyorsunuz. Tabii ki de insanların yorumları çok güzeldi ve hala hani gerçekten 2 ay 3 aydır falan ben podcast atmıyorum ve hala izleyenleri, dinleyenleri görebiliyorum yani. Bu aşırı hoşuma gitti aslında. O yüzden tabii ki de böyle ara ara da olsa tabii ki de podcast atmayı istiyorum ve düşünüyorum da zaten. Umarım eğlenmişsinizdir. Birazcık daha içimi döktüm size ve birazcık daha rahatladım aslında. Böyle yine size podcast çekebilirim. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Görüşürüz.